Başkaları da olabilir. Koru beni. Soluna. Eyvallah çocuk. Affedecek bir şey yok gülüm. Yürü. Delik deşik edin ikisini de. Şimdi indirin o silahları. Ne oldu? Ölüm korkusu mu sardı? Ramo, bittin sen. Bittin. Ben bitti demeden bitmez. Kızın elimde.
Gel Ramo. Gel. Sibel sabırsızlıkla seni bekliyor. Ulan şerefsiz! Sibel'in kınına zarar gelirse seni yaşatmam! Gelme Ramo! Gelme! Gelme! Aa! Geberteceğim lan seni! Yemin ediyorum geberteceğim! Geç kaldık. Cihangir Sibel'i almış. Gerekirse evlerini başına yıkarız. Sibel'i almadan ölmek var, dönmek yok. Eyvallah abi. Ama kimsenin canını yanmayacağı başka bir yol var. Nehri alacağım. Var mı bir sıkıntı? Yok. Efendim? Nehir. Ben Ramo. Ramo, uzun zamandır görünmüyordun ortalıklarda. Nehir, dinle. Asıl sen beni dinle. Neredeyse söyle, gelelim konuşalım. Sibel hakkında. Nasıl Sibel hakkında? Ramo, o kızın peşini bırak. Kız seni sevmiyor, istemiyor. Artık uzak dur ondan, anladın mı? Peki, buluşalım o zaman. Güzel, at konumunu geleyim. Tamam, madem öyle istiyorsun. Buluşacağımızı kimseye söylemem ama. Babanla aram bozulsun istemem. Merak etme, söylemem. Abi, biz bu kızı kaçırmış mı olduk şu an? Galiba. Eğer kızımın kılına zarar verirsen... ...bütün aileni bitiririm senin. Ben seni önce bitirmezsem tabii. Çocuk, çok şımardın sen. İstanbul'un kralıyla konuştuğunu unutuyorsun galiba. Patronları olan bir kral. Tanıştım. Üçüyle de. Şunu asla unutma. Ben hayatta olduğum sürece İstanbul'un bir kralı olmayacak. Senin işini ben bitireceğim. Kaynak yapma, sıraya geç. Buyruk azalsın, sıra sana da gelecek. Çok gördüm senin gibi atıp tutan. Bana hemen kızımı getirmezsen Sibel ölür. Aylardır bu şerefsizin yanındasın. Biraz daha sabret gülüm. 2 saat sonra sana atacağım konumdayım. Sen Nehir'i alırsın, ben de Sibel'i. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bırakın gitsin. Şimdilik. Hep sana diyorum ya, bir gün beni vuracaksın diye. İşte o gün bugün değil. Hiç korkma. Ya ben size Ramo ile konuşacağım diyorum. Nerede o? Kız hala kaçırıldığının farkında değil galiba. Hı? Ne konuşacaksın Ramo ile? Sana ne? Hain. Bir zamanlar babamın sözünden çıkmayan adama bak. Nehir. Şimdi de Ramo'nun adamı mı oldun? Yapamıyorsun değil mi başka türlüsünü? Ben kimsenin adamı değilim. Artık tek bir şeyin yanındayım. Doğru olanın. Ya ben Ramon'un yanına gidiyorum. Allah sana kolaylık versin. Hadi görüşürüz. Neymiş doğru olan? Sibel'i babandan alıncaya kadar seni burada tutmak. Evet Nehir.
Seni kaçırdık. Çekil elimden Doğu. Neyi? Doğu çekil dedim. Hiçbir yere gidemezsin. Doğu bırak dedim. Canını yakmak istemiyorum. Bırak. Sen bu yaptıklarının hesabını babama vereceksin. Bak gör. Şimdi daha iyi misin amca? İyiyim yeğenim, iyiyim. Sağ olasın. O zaman artık söyle bana, babamın katilini, senin hayatını çalan adamın kim olduğunu söyle artık. Faysal. Erbilli Faysal. İkimizi de öldürmesi için tutulmuş. Aç gözlü it. Beni öldürmek yerine Iraklılara sattı. Kısacası senin anlayacağın yaşayan bir ölü yaptı beni. E malum, biliyorsun. Yaptığın işte ne kadar iyi, ne kadar usta olduğunu. Peki kim tutmuş bu Erbil'i Faysal'ı? Maalesef bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman öğrenemedim. Artık öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Çok zor be yeğenim. Daha o zamanlar 50'lerindeydi bu it. Şimdi hayatta bile değildir belki. Merak etme, cehennemin dibine de girmiş olsa bulup çıkaracağım o iti. Bu işin arkasında kim var öğreneceğim. İnşallah, inşallah. Erbilli Faysal, bulun onu bana. Nüsa sestra, Don Cihangira te primor. Yani Siberayus uhadit amsuda. Nehir nerede? Bilmiyorum ben. Ben duştaydı. Görmedi beni. Aa, Cihangir de görmedi ben. Eğer merak ediyorsan. Merak etmiyorum Nadia. Kocamın ne zaman, nerede olduğunu çok iyi bilirim çünkü. Ya ya, çok iyi bilirsin. Her şeyi çok iyi bilir Aksen Hanım. Söyle. Ne zamandan beri? Söyle! En başından. Adana'dan beri. Peki Taner'le evliliğin? Rama'ya olan nefretin? Hepsi aranıza sızmak için birer numaraydı Cihangir Bey. Ramo itiyle beraber mi planladınız her şeyi? Hayır. Onun hiçbir şeyden haberi yoktu bile. Hatta ona ihanet ettiğimi düşündü. Ta ki... Evet. Her şeyi onun için yaptığımı itiraf edene kadar. Fedakar kadın.
Cihangir, az gelsene. Ne var Boran? Ne var? Önemli bir durum var. Vadim gelmiş. Gelsin. Ne olmuş? Ramon'un leşini önüne atacağım işte. Senin Rus bayanın burada kaldığını öğrenmiş. Yani anlayacağın sadece Ramo'ya değil, sana da ateş püskürtüyormuş. Nereden öğrenmiş? Nasıl öğrenmiş? Vallahi o bilgi bende yok. Halbuki seninle ne hayaller, ne hayaller. Sen de az anasının gözü değmişsin ha. Cihan. Terbiyesiz. Tamam mıyız Haşmet? Abi çocuklar toparlanıyor. Bir 10 dakikaya çıkarız. Ya bu nehir denilen kız neymiş kardeşim? Yemin olsun ben böylesini görmedim ya. Allah abi ben de böylesini görmedim. Ramu'yu göreceğim diyor, başka bir şey demiyor. He? Ne yapıyoruz kardeş? Bu sefer kalabalık gideceğiz abi. Onlar da kalabalık gelecektir. Bir çatışma çıkacağını sanmıyorum. Ama her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız lazım. Ne olacak şimdi? Yani sormaya dilim varmıyor ama... Burası güvenli mi oğlum? Şu anda buradan daha güvenli hiçbir yer yok abi. Cihangir değil, Tillah'ı gelse burada hiç kimseye bir şey olmaz. Ya tamam, Tillah'ı gelsin karşısında beni bulur da... Tamam şimdi biz Sibel'le takası yapacağız. Ama bu Cihangir denilen it her şeyi öğrendi. Ay bunu nasıl durduracağız? Sitti sene mahalleden çıkmayacak mıyız? Ayrıca yengenle çocukların İzmir'de olduğunu öğrenirse Allah korusun. Ben korkuyorum ya, ne bileyim. Sizi biraz yalnız bırakır mısın kardeşim? Tabii abi. Arkadaşlar, çıkıyoruz. Şimdi seninle açık konuşacağım abi. Sibel vesile oldu aslında. Yeminimle yüzleşmenin vakti geldi. Cihangir ölecek. Başka yolu yok. Ne oldu? Asıl sorun şu ki... bunu başarabilmem için... benim de onunla gitmem gerekebilir. Kardeş. Abi. Şimdi bana söz vereceksin. Eğer bana bir şey olursa Sibel'e mukayyet olacaksın. Arkamdan yine bir delik yapmaya kalkıp gelmeye çalışabilir. Ne diyorsun sen kardeş? Bitirmedim abi. Onun sizden başka hiç kimsesi yok. Unutma sakın. Onun ailesi sizsiniz artık. Sibel benim size emanetimdir. Bir de sonucu ne olursa olsun, bu savaş benimle bitecek. Arkamdan eğer intikam almaya kalkarsanız, canınızı tehlikeye atacak olursanız, hiçbirinize hakkımı helal etmem. Ama son sözüm budur abi. Gel buraya lan. Aslanım ben. Neler buldun söyle. Erbilli Faysal denen adam yaşıyormuş Masar Bey. Devam et. Adresini bulmaya çalışıyoruz.
12 yıldır hapisteymiş. Afla çıkmış o da. Sağlık sorunları varmış. Hangi hapishanedeymiş? Nadia! Nadia! Ne oldu Cihangir? Neden bağırıyorsun? Sana burada kaldığını kimseye söylemeyeceksin demedim mi? Yok, söylemedi ben. Sen dedin ki sakın. Yalan söylüyor. Az önce bir Rus'la fısır fısır konuşuyordu. Cihangir dediğini duydum. Sen kapı dinliyor. Bırak. Kimle konuştun? Söyle. Cihangir sana yemin olsun ki. Kız kardeşle konuştu ben. O başından beri biliyor zaten, kimseye söylemez. Topla eşyalarını, gidiyorsun. Ne? Bitti. Gidiyorsun. Ama Cihangir ben... Uzatma. Sana kimseye söyleme demiştim. Cihangir, eğer beni kovarsan da al. Çok acıyor. Kırıldı galiba. Bu kadar düştün yani. İnanma, numara yapıyor. Doktor çağırın baksın. Nehir bakar. Onu da kandıracak değil ya. Nehir'in dışarıda işi var. Gelince bakar. Değil ayağını, kafanı da kırsan bu evden defolup gideceksin. Göreceğiz bakalım. Doğu, bırak beni. Nehir. Doğu, bırak dedim. Nehir. Bırak, gitmeyeceğim hiçbir yere. Nehir, yapma. Doğu, bak. Benden uzak dur. Bir daha da sakın bana dokunma, tamam mı? Sakın. Nehir. Boşuna çabalıyorsun Nehir. Hayır, yapma, gel. Ah. Hayır, hadi gidelim. Biçim bu mahalle burası ya. Boşu boşuna yoruyorsun kendini Nehir. Tamam. Hadi git bakalım nereye gidebiliyorsun. Ha? Ne biçim bir mahalle burası? Herkesin birbirine yardım ettiği bir mahalle Nehir Hanım. Tabii. Kalmadı ya böyle mahalleler, garibine gidiyor değil mi? Kimsin sen? Hı? Ne dönüyor burada? Uzun hikaye. Bin şu arabaya da hepimiz için bitsin bu çile. Bilmiyorum. Uzatma. Sibel bir dakika daha o şerefsiz babanın yanında kalmayacak. Hadi Nehir, bin şu arabaya. Hadi canım. Bırak. Hadi geç şöyle, geç. Thank you.
Buyur beyim, bıyıkları düzelteyim. Benim kendi berberim var, sağ ol. Masar geldi. Tamam. Aleyküm ağalar. Aleyküm selam Mahsar. Müsaade var mı? Bir çayını içelim dedik ya Köksal Bey. Buyur. Hani nerede senin velet? Görünmüyor ortalıklarda. Sıfırdan eğitime başlamışsın diye duyduk. Doğru mu? Eğitim şart. Ama seninki eğitimle bir yere gelir onu bilemem yani. Ha? Öyle ters ters bakma ihtiyar ya. Doğuş için gelmedim buraya. Engin tecrübelerinden faydalanmak istediğim için geldim. Yani yaşayan bir tarihten her türlü bilgi alınır diye düşünüyorum. Doğru mu? Eski bir meslektaşın hakkında bilgi almak istedim senden. Birlikte hapishanede yatmışsınız. Benim sana yardım edeceğimi nereden çıkardın? Ustaları olan saygından dolayı. Ucu babama dokunuyor. Aslan Yakup'a. Senin eski patronunu biliyorsun. Babamın katilini arıyorum ben. Doğru. Patronluğumuzu yaptı. Eyvallah. Ama usta demeye dilim varmıyor. İnsanın ettiği kötülükler yaşar ardından. İyilikleri ise toprağa gömülür. Kemikleriyle birlikte. Bırak öyle olsun babam içinde. Ama katilini yaşatmak racona ters. Bunu en iyi sen bilirsin ihtiyar. Erbeli Faysal'ı sormaya geldim sana. Babamın katilini. Alın götürün bu paçavrayı. Bana kızımı getir. Orhan, o şerefsizle muhatap etme beni. Ne yapacağını biliyorsun. Eyvallah. Bu iş burada bitti zannediyorsun değil mi? Sen de Ramo'da gazabımı tadacaksınız. Şimdi defol. Erbilli Faysal, Aslan Yakup'u bitirdi, he? Komik bir adamdı yani, öyle mi? Komik neyse, tam tersi Faysal'dır. Faysal'dan medet ummak için geç kaldınız. Yaşadığı hayatın bedelini aklıyla ödedi o. Ne demek bu, açık konuş. Onun azmettiricisini öğrenemeyeceksin demek. Alzheimer oldu. Emri veren
onun o karanlık aklından çoktan yok olup gitmiştir. Nereden bulurum bu adam? Cihangir'in hasmı. Bu bilgileri Cihangir için istemediğine emin misin? Bir şey isterken yalan söyleyecek. Hele hele işe rahmetli babamı karıştıracak kadar düşmedim ihtiyar. Benden selam söyle. Tabii hatırlayabilirse. Aleyküm selam. Patron. Ne var? Ramo. Ne oldu? Nehir'i kaçırmış. Ne? Nehir'i mi kaçırmış? Neden? Cihangir Bey, Sibel'i almış. Ona karşılık takas için. Aşıkları kavuşturmanın vakti geldi. Ama en büyük aşklar da kavuşmayınca oluyormuş. Ne yapsak? Sana öyle bir güzellik mi yapsak? Ramo! Yolla emaneti gelsin. Ne yapıyorsun sen? Vuracaksın sandım. Niye vurayım ben sana? Sarılacaktım. Ha, senin haberin yok o zaman. Neyden haberim yok? Sibel hadi gel. Geliyorum aşkım. Aşkım. Ramon'un etrafında dolandığını görürsem seni gebertirim.
Behi, gel artık buraya. Haydi. Babacın çağırıyor. Az sabret kız. Hepsinin hesabını soracağız. Ne oluyor lan? Kardeş! Sibel'in kırılına zarar gelirse seni yaşatmam! Tamam! Yaptığın şu oyuna son ver, yoksa hepinizin mezarı olur burası. Minibüs geliyor beyler, dikkat! Getirdim. Peşimizden gelen olursa iki kız da ölür. Rus mu lan bunlar? Tamam. Ölür dedim. Dur Ramon. Biz gidecek, siz kalacak. Kahretsin. Yalnız ikisi gelecek. Başkası asla olmaz. Ramo ve Cihangir. Patron bir tek onları istedi. Ulan Cihangir'den adam akıllı iş aldık. Olaya bak. Vay bu oranın başına gelenler vay. Yeri ve zamanı bildireceğiz. Şerefsiz. Eğer peşimizden bir tek araba gelsin, sıkarız kafalara. Şaşıracaksınız. Ama çok. Babam bu yaptıklarınızı öğrenince bedelini bir bir ödetecek size, görürsünüz. Asıl Ramo ödetecek bedelini. Kaçacak delik arayacaksınız, delik. Ne işi var lan bu Rusların burada? Kim lan bunlar? Belli ki Vadim'in adamları. Hadi ben tamam da nehir niye aldılar? Cihangir'le dertleri ne? Ben ne bileyim kardeşim. Ama bulacağım. Nadia yüzünden olabilir. Oğlunun karısını aldı bizimki. O Cihangir'e de ki düşmanlık baki. Ama önce sevdiklerimizi kurtarmalıyız. Söylerim. Birlikte hareket edeceğiz. Sonrası tufan. Tufan. Aynen öyle. Vadim'in işi olduğundan emin miyiz? Öyle olmalı. Takası burada yapacağımızı nereden biliyordu peki? 40 yılın çarşambası da bana denk geldi. Ne bileyim kardeşim, yeri geldim ben. Ama bulacağım. Onu da bulacağım. O Yavuz şerefsizinin de arta kalanları hala içimizde olabilir. Ramo. Ben Haşmet'i yolladım iş sürsün diye peşlerinden.
Nereye gittiklerini bulmaya çalışacak, anlamaya çalışacak. Ara şunu. Haşmet, durum ne? Takipten kurtulmak için yolu araçlarla kapattılar abi. İzlerini kaybettik. Acele edin, gidiyoruz. Nereye Ramo? Vadim her an arayabilir. Bu yüzden işte. Cihangir'e haber ver çabuk. Haydi. Sen kal. Burada olan biten her şeyi harfiyen Cihangir'e anlatırsın. Yapacak bir şeyim olmadığını iyice anlasın. Ama... Ay. Olaylar, olaylar. Beni bırakacağınız. Ben bununla aynı odada kalmam. Maalesef küçük hanım. Başka süit kalmadı. Sakın siz bir aptallık yapmayın. Yoksa sizinkiler geldiklerinde güzel cesetler bulurlar. Vallahi bravo, bu kaçırılma gayet gerçekçi duruyor. Ne yaptınız Ramo ile, bunu da mı siz planladınız yoksa? Saçmalama istersen Nehir. Aylardır ailemizi kandırıp yalan söyleyen sensin. Saçmalayan benim, öyle mi? Her türlü kalleşlik beklenir senden. Kalleş görmek istiyorsan sen önce kendi ailene bak. Senin abinle baban benim hayatımı mahvetti. Bana bak, sakın. Sakın abimin adını ağzına alma. O sana aşıktı be, aşıktı. Dedemle kardeşimi öldürüp Ramon'un üzerine attılar. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Sen de bunu dert ettin, öyle mi? Ramo da babanı öldürmüştü, buna ne diyeceksin? Kes sesini! Aşağılık hain! Gel buraya, geberteceğim seni. Gel, geberteceğim. Ateşli kızlar. Bana bak, git başımdan belanı bulma benden. Şimdi belayı göreceksin sen. Şunlara bakayım bir. Öldürmesinler birbirlerini. Ateşli kızlar. Sakin. Yoksa bağlayacağım sizi. Andrea! Gracia! Kızlar kaçmış. Her yeri tutun. Sen şuraya. Ondan sonra birden lazerler çıktı. Ben diyeyim beş.
Sen de 10 lazer. Minibüsten inen gavur bozuk Türkçesiyle konuşmaya başladı. Rustuk hanımca. Sen ne diyorsun lan? Bence de Rustu Cihangir Bey. Badem'in adamları olmalılar. Dedi ki yanlış bir hareket yaparsanız kızlar ölür. Eğer peşimizden gelirseniz kafalarına sıkarız. Biz de gidemedik tabii. Yalnız Cihangir ve Ramo gelecek kızların yaşamasını istiyorsan. Yeri ve zamanı bize bildirecekler. Sonra kızı alıp gittiler. Ben arkalarından gittim. Ama yolu kapamış şerefsizler. Çıkın. Bir plan yapsak. Çıkın dedim. Şu an burada seni öldürtmemem için bana tek bir sebep söyle. Sibel. Sibel. Hani Cihangir'i içeriden çökertmek için kullanmak istediğin kız. Öyle mi? Ama şimdi kendini o kız için ateşe atıyorsun. Doğru mu? Ben neden hoşlanmıyorum biliyor musun Ramo? Aptal yerine konmaktan. Sibel'i Cihangir'e bırakmayacağım. Bu yüzden aldım Nehir'i. Bana ne lan Cihangir'den? Bana ne Sibel'den? Yeğenim nerede lan bu? Nehir nerede? Vadim'de. Sibel'i ve Nehir'i aldı. Karşılığında beni ve Cihangir'i istiyor. Takısı nereden öğrendiği muamma. Nerni Vadim'a, stajı. Neyin tribünde la bu herif? Ne bileyim oğlum. Her zaman her yerden çıkıyor la bu manyak. Eliyle koymuş ki bir daha buluyor. Ha nasıl oluyor la bu? Guri. Bu da ayrı bir deli. O zaman bu Sibel'i daha bulur. Vadim inkar ediyor. Sebep? Arayana sebep bulunur Escobar Bey. Büyük patronlarla arasını bozmak istemiyordur. Ya da dokunulmaz Cihangir ve an itibariyle harcanabilir Ramo'yu bitiremediği için mesela. Cevap yeterli geldi mi? Karışık. Nehir'in kılına zarar gelirse seni sorumlu tutarım. Bundan sonra hakem olma. Cellat olur. Thank you.
geçene kadar burada bekleyelim. Biliyordum. Yemin ederim ki biliyordum. Ramo ile hala birbirimize aşık olduğumuzu biliyordum. Hissetmiştim, kadınlar hisseder. Niye bir şey söylemedin peki? Kabul etmek istemedim. Bir yalana inanmak istedim belki. Niye kabul etmek istemedin? Ramo'yu sevdiğin için mi Nehir? Kadınlar hisseder. Ramo'yu sevip sevmemekle alakası yok. Ya sen benim abimin karısıydın ya. Ben seni hiç görmediğim kız kardeşim gibi gördüm. Bu kadar aşağılık bir oyun oynayacağım, nereden bileyim? Nehir bak. Çaki! Bak oğlum ne buldum, iki tane yavru kuş. Yakala! Nereye gidiyorsun yavru kuş? Bekle biraz muhabbet edelim ha! Sen de gel buraya! Yoksa arkadaşının güzel yüzünü bir daha göremezsin ha! O benim arkadaşım falan değil. Sen benim kim olduğunu biliyorsun. Bırak ya! Pes lan! Kimsen kimsin? Sus! Sen de gel buraya bak, yoksa deşerim ha! Tamam. Sakin ol. Geliyorum. Çaki! Bak oğlum, abin seni yine aç bırakmadı lan! Size bir aptallık yapmayın! Demedim mi ben? Mama! Dayıcığım! Sen geldiğinden beri kıpır kıpır tutulamıyor. Dayın ne çok özledi seni bir bilsen. Sen de özledin mi dayın? Özledim. Annem nerede? Sebuş'um uzandı biraz uyumak için içeride. Ramo, sormaya dilim varmıyor ama Hasan Sibel'i kurtarmaya Cihangir'le gideceğinizi söyledi. Ya bu adamların hepsi birbirinden beter. Ödüm patlıyor sana ya da Sibel'e bir şey olacak diye. Ne olmuş ki Sibel'e? Ramo nereye gidecek? Sebuş'um, hiçbir şey yok. O iş çıkmış onun da. Yeter. Yeter Afet. Bir kerecik, bir kerecik de olan biteni saklamayın benden. Şuncağız gibi sürekli oyalayıp duruyorsunuz beni. Ben sizin annenizim. Ve evlatlarıma ne olduğunu bilmek hakkım benim. Cihangir, Nehir'e ulaşamıyorum. Telefon da kapalı. Ulaşacaksın. Almaya gideceğim. Allah aşkına söyle artık. Sabahtan beri almaya gidiyorsunuz ama kızım hala ortada yok. Söyle Nehir nerede? Tamam anne. Söyleyeceğim sana her şeyi, anlatacağım. Batuş'um hadi gel biz yemek yiyelim. Hadi gel. Sibel'i kaçırdılar. Kim kaçırdı? Nasıl kaçırdılar? Orası biraz karışık işte. Ama bana güveniyorsun değil mi anam? Getireceğim onu geri. Güveniyorum tabii Ramo. Güveniyorum. Şüphem yok, gelin kızım bana getireceksin. Ama ağrıma gidiyor benden her şeyi saklamanız. Hastayım ben Ramo. Aptal değilim. O nasıl söz anam? Ben seni endişelenme diye söylemiyorum. Senin gözünden akan gözyaşları benim gönlüme kor oluyor. Anne, ben her acıya dayanırım. Ama seni üzgün görmeye dayanamam. Tamam. Oğlum,
Çocuğun olunca beni anlayacaksın. Canımın canısınız siz. Sizin ayağınıza daş değse üzülüyorum ben zaten. Biliyorum onu. Bilmez miyim? Gözyaşı kahırla geçti ömür. Daha fazla üzülmeni istemiyorum artık. Unutuyorum ben. Her şeyi unutuyorum. Duyduklarımı unutuyorum. Ama hissettiklerim şuramdan çıkmıyor ama. Git Sibel kızımı getir bana. Ama onu senden almaya kalkanların da sakın yanına bırakma. Onların hepsini geberteceksin Cihangir. Hiçbiri sağ çıkmayacak oradan. Aklım almıyor. Kim cesaret edebilir kızımızı kaçırmaya? Kim? Bak buraya! Arabamı hazırlasınlar. Tamam. Arabanı mı? Yalnız mı gideceksin? Öyle istiyorlar. Cihangir, resmen tuzak kuruyorlar. Seni de öldürecekler. Umurumda mı zannediyorsun Ahsen? Kızım ellerinde. Bin Cihangir kızımın saçının teli yetmez. Gidiyor musun? Kardeş. Bir şey deme abi. Oğlum bak aklım sende yani. Biz de gelelim, yakınlarında olalım. Olmaz. Sibel'i tehlikeye atamam. Oğlum kaç kişi olduklarını biliyor musun? Nasıl başa geleceksin hepsiyle? Arabayla. Arabam bana yeter abi, merak etme. Dikkat et. Dikkat et. Sıkma canını Hasan abi. Ramo'yla düşmanken ondan öğrendiğim tek bir şey var. Senin bu kardeşin her şeyi beceriyor. Ölmeyi beceremiyor. Öyledir. Çay taze. Gel bir çay ısmarlayayım. Hadi gel canım. Baba nasıl? İyi. Kulak çekmeye devam. Rahat ol be abim. Öldürtecek kendini oğlum. Patron geldi. Siz burada kalın. İkisini de bir odaya kapatıp bağladık. Güzel. Ben de Ramo'yla Cihangir'e mesajı çaktım. Birazdan gelirler. Yanlış anlamazsanız soracağım size bir şey. Ne demek? Lütfen sor. Neden yaptınız? Siz aslında Cihangir'e yardım etmiyor muydunuz? Cihangir'e yardım etmek için geldim. Ama böyle bir fırsatı da Cihangir'den de Ramo'dan da aynı anda basitçe kurtulabilirdim ki görüyorsun kurtulmak üzereyim. İkisinin de ölümünü Vadim'den bilecekler. Vadim her ne kadar ben yapmadım dese de... Belli. Vadim.
Günler olsun. İstanbul'un eski Ramos'u bendim bir zamanlar. Cihangir benden pis çekinirdi. Onun için yolladı ya yurt dışına göre. Sırf ayak altında dolaşmayayım diye. Ya İstanbul'a da çağırınca... Şimdi ben sana bir soru soracağım Rus. Sorun. Adamların bu işin arkasında benim olduğumu biliyor mu? Asla. Bir tek ben. Gayet güzel. Aferin. Plan başarısız olsa da adamların benim ismimi veremeyecek yani. Asla efendim. Senin canını o ağzını yer. Evet. Bu sorunca tabii. Böyle şeyler. İşte şimdi gerçekten ismimi verecek kimse kalmadı. Öyle değil mi Kamber? Bak ya. Garantici olduğum için adamın başına neler geldi. Ceset sende. Tamam. Vadim'i dinleyeceğiz. Ne diyorsa onu yapacağız. Sakın kızımın hayatını tehlikeye atacak bir şey yapma. Sen de sakın bu iş bitene kadar kalleşlik yapmaya kalkma. Sibel'e bir şey olursa senden bilirim. Vadim sana sıkmadan rahat etmez. Sibel hain için değil, kendi hayatın için endişe duy bence. Eller yukarı. Bu temiz. Bu da. Sibel nerede? Kızım nerede? Sakin. Her şey sıraya. Vadim nerede? Burada. Patron ikinize de cehennem bileti gönderdi. Çok kolay oldu lan. Olsun. Sıksana oğlum. Sık lan. Yere yat. Ne? Sen bilirsin. Thank you.
olamaz. Kaç bu adam. Kamber! Kamber! Yürü, 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 yürü! Bas, bas, bas! Başkaları da olabilir. Koru beni. Solunda. Eyvallah çocuk. Burada kimse yok. Burada yoklar.
Hani şerefsiz! Aslan! Kalleş! Aç! Ramo! Cihangir, bunu senin yanına bırakmam! Ben nehiri alıp gideceğim. Aslan! Aç! Sibel'in de kafasına sıkacağım. Cihangir! Seni pişman ederim, aç şu kapıyı! Aç lan! Aç! Seninle ilgilensinler dedi, adamlarımı yollayacağım, merak etme. Aşağılık herif! Kalleş köpek! Sana başarımın sırrını vereyim Ramo. En güçlü olanlar değil, en acımasız olanlar kazanır bizim işte. Merhamet tuzağına düşen her zaman kaybeder. Buradan çıkacağım lan! Evet, evet. Buradan çıkacağım! Eğer Sibel'in saçının teline zarar gelirse seni gebertirim! Aç lan! Hala büyük büyük laflar ediyorsun çocuk. Akıllanmadın. Geberirken bari akıllan ya. Aa, son lafın bana olacak demiştin ya. İşte söylüyorum. Son lafım şu. Öleceksin. Seni geberteceğim. Ben kötü bir adam değilim Ramo. Lazım olanı yapan bir adamım. Şu an senin ölmen lazım. Neden? Varlığın gücümü tehdit ediyor çünkü. Sen ilk dişli düşman değilsin karşıma çıkan. Sonda olmayacaksın. Cihangir! Seni. Tamam hadi, tamam yürü, yürü. Ramo! Ramo! Yürü. Ramo! Ne diyorsa yap Gülüm, kurtaracağım seni, söz veriyorum. Geberteceğim seni, geberteceğim lan, geberteceğim, geberteceğim, geberteceğim seni. Cihangir! Atacağım konuma adamlarımı gönder. Ramo'yu gebertsinler. Dikkatli olsunlar, silahı var. Yürü, yürü. 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 Böyle yeteneklere şans vermek lazım ama rekabet ortamı işte. Ne yaparsın? Geç.
tarafından bakmak lazım. Tuzak kurduğumuz adamlardan biri ölmüş olacak. Abi, sıkalım Cihangir'in de kafasına. Arsın. Git, git sık bekliyorum. Mal mısın evladım? Cihangir'in kafasına sıkarsak hiç hatırlar mı bizi? Buradaki hassas noktayı kaçırıyoruz. Dokunulmazlığı olan hasmını öldüreceksin. Ama senden bilmeyecekler. Ki başa geçesin. 40 yıllık düzen. Anladım abi. Ona şüphe yok canım. Hadi ara Cihangir'in adamlarını gelsinler. Yalnız konuşurken böyle üzgün ve kızgın ol. Yani yaşa, o acı içinde yaşa, yüreğinde. Tamam. Hala ses yok, delireceğim ya. Ay bu kahpelerin inine girmesine mi yanalım? O ine Cihangir'le birlikte girmesine mi? Aynen amcaoğlum. Benim aklıma takılan başka bir mevzu var. Mazhar. Ramon Eğri alarak bir müttefiğini kaybetti. Üstüne yeni bir düşman kazanmış oldu. Ha şu cehennemden sağ salim geri dönsün de sonra Mazhar'ı düşünürüz. Öyle diyorsun da amcaoğlu. Görmedin mi herifçi oğlu anasının gözü? Buyur baba. Gel baba gel. Gençler. Bu Mazhar meselesi nedir? Ne biliyorsanız anlatın da ben de bileyim. Canım, kızım. Nehir, Nehir. İyisin değil mi? İyiyim, İyisin. İyiyim gayet iyi. Oh kızım benim, gel. Prensesim. Dayıcım. Geçti kızım, geçti. Merak etme. Sibel, senin ne işin var onlarla? Ablacığım, senin olanlardan haberin yok mu? Yok, ne oluyor? Beni kaçırırlarken Sibel'i de kaçırdılar anneciğim. Dayım onu kastediyor. Nehir. Sibel'i al odama git. Ablacığım bize biraz müsaade eder misin? Edelim bakalım. Ramo'ya ne oldu? Tahminen şu sırada can çekişiyor olmalı. Vadim'in adamlarına mı yakalandı? Kapana kısıldı. İşi bitecek. Var mı patronlardan yana bir sıkıntı? Siz Ramo'yu nereye gönderdiniz? Vera, amcamı kurtarmaya. Kurtardı mı peki? Vallahi başardım. Amcam evde şu an mışıl mışıl uyuyordur. Yunus, baban öldürüldüğünde kaçırılmıştı. Katilin kim olduğunu söyledi mi? Çok az kaldı Cihangir. Babamın katilini bulmaya çok az kaldı.
Niye hala öldürmüyorsun beni? Niye geri getirdin buraya? Bunca zamandır yanımdasın, hiçbir şey öğrenmemişsin. Ben işimi asla şansa bırakmam. Önce Ramon'un ölüsünü göreyim, sonra da seni onun yanına göndereceğim. Baba, Sibel'i gerçekten öldürecek misin? Ben değil Nehir, sen öldüreceksin. Baba, bugün Sibel beni... Tut şu silahı, al. Al şu silahı Nehir, tut. Bu kız bize ihanet etti, bizi kandırdı. Bu kız hayatımıza girmemiş olsaydı, belki de abin yaşıyor olacaktı. Ramon'un ölüsünü görür görmez ateşleyeceksin. Cihangir Bey bir odaya kapatmış Ramo'yu. Üst katta. Dikkatli olun. Giriyoruz. Çek git. Birazdan sevdiğin adamın ölüsünü göreceksin. O zaman yüzünün aldığı hali çok merak ediyorum. Görüntü niye yok bu telefonda? Böyle nasıl? Gel, seni bekliyoruz. Geliyorum Cihangir. Endişelenmene gerek yok Sibel. Ben gelene kadar sana zarar vermeyecek kadar akıllı. Gelme, sakın, sakın gelme Ramo. Biliyorum. Gelince beni de seni de öldürecek. En azından niyeti bu. Panik yapma, bir şey değiştirmez gülüm. Sakin olacaksın. Sakin olursan başarırız. Tamam.
Cihangir bana bak, sana da bir şey diyeceğim. Bu dünyadaki son günün. Canını almaya geliyorum. Tek başına geleceksin. Yoksa? Yoksa Sibel'i öldürürsün. Biliyorum. Aferin. Dersini iyi çalışmışsın. Götürüp bir odaya kapatın bunu. Yazık ya. Cihangir gibi bir adama ihanet etmek ha. Hem de Ramos serserisi yüzünden. Siz var ya, hiçbiriniz Ramos'un tırnağı bile etmezsiniz. Asıl onun için ölmezsem yazıklar olsun bana. Bırak. Bir şey mi söyleyeceksin Nehir? Ne oluyor? Sibel? Neler oluyor neler? Ama sen bilmiyor galiba. Ne diyorsun sen? Sizin bir tane deyim var. Yılanlı. Aa. Burada besliyor senin yılan. Ne diyor? Delirtme beni Nadia, delirtme. Ne biliyorsan söyle. Tamam, kızma. Sen benden kurtulmak istiyordun. Ama asıl korkman gerek Sibel'miş. Cihangir konuşturdu. Ne konuşturdu? Söylesene. Ramo söyletmiş. En başından beri Sibel Ramo'yu seviyormuş. Kandırmış sizi. Senin oğlanı hiç sevmemiş. Kandırılmak sana yakışmadı Aksen. Senin yerinde olsam canını okurdum kızım. Nereye gidiyorsun? Kızı yukarı çıkardılar. Bende sabır çok Aksen Hanım. Thank you.
Hep böyle başımda mı dikileceksin? Beni öldüremezsin, değil mi? Yani en azından Ramo gelene kadar. Allah'ım dur! Çıkacağım bu evden! Sen burada kal. Babamın katiliyle yalnız konuşacağım. Buyur evlat. Faysal. Bledenen mi geldi? Erzak mı getirdiniz? Allah razı olsun sizden. Bu sabah daha aramıştım belediyeyi. Maşallah. Hemen yetiştiniz hızır gibi. Evde ağzı atacak tek lokma kalmamıştı. Ben bu sabah aradım değil mi? Hak ettiğini bulmuşsun ha? Faysal. Anlamadım evladım. Diyorum ki, İşte böyle bok gibi bir evin içinde, kimsesiz, bir başına ölüp gidiyorsun diyorum. Anladın mı Faysal? Sen kimsin? Aslan Yakup'un oğlu. Aslan. Yakup. Tanımıyorum böyle birini. Kim dedin? Senin şu haline zerre kadar acımayan adamın babası. Bir zamanlar kapısında yattın. Bir köpek gibi emrini beklediğin adam. İstanbul'un kralı. Ahmet Yakup Aslan. Benim babam. Kusura bakma. İhtiyarlık işte. Benim kafa böyle bazen. Gidip geliyor evladım. Sakın. Bir daha bana evladım deme. Özür dilerim. Özür dilerim. Ne olur. Ne olur vurma bana. Ne olur. Babamı öldürme emrini kimden aldın eski tetikçi Faysal? Neden bahsettiğini bilmiyorum ama ben kimseyi öldürmedim. Öldürmemişimdir. En az 46 kişiyi öldürmüşsün. Kadın, erkek, çocuk. Hatırlamıyorum. İnan olsun hatırlamıyorum. Ne olur, ne olur bırak beni. Sakın dokunma bana, ne olur. Kalk ayağa. Kalk. Söylesene. Yaptığın kötülükleri unutunca günahlarından da yırtmış mı oluyorsun? Yaptığın kötülüklerin bedelini ödetmiş sana hayat. Değil mi? Aslına bakarsan adalet sağlanmış bir şekilde yaptığın kötülükler için öyle kötü cezalandırmış ki seni hayat. Ölüm bir kurtuluş olur senin gibi bir adama. Ölmek istemiyorum. Ben zavallı, bir garip bir ihtiyarım. Zavallı. Ama unutmak. Unutmak büyük bir lütuf olacak. Senin gibi bir böceğe. Yapma. Keşke ben de unutabilsem. Unutmak istiyorum artık.
Sağ ol evladım. Seni affettiğimi de hatırlamayacaksın ki. Sen hatırlamayınca babam ölmemiş mi olacak? Sen hatırlamayınca kahramanım, aslan evladım diyebilecek mi bir daha bana? Bu da benim günahım olsun Erbilli Faysal. Hem de hiç unutamayacağım bir günah. Can tatlıdır Cihangir. Ben de olsam ölmezdim. Gelecek. Gelecek. Aradığınız kişi. Yine bir işler karıştırıyor bu. Duydum. Çok oyunbazmış bu haynaz. Ama artık oyunları sana sökmeyecek. Ben de buradayım artık. Sonuna kadar. Bir de ellerini mi bağladınız kızım? Kaçmaya çalıştı Nehir Hanım. Yahu elinde silahı olan sensin. Kaçabilir mi sence? Hadi kaçta diyelim, bu evden çıkması mümkün mü? Sen dışarıda bekle. Ramo'dan hala haber yok. İnşallah hiç gelmez. Yaşasın bana yeter. Silah bana doğrulturken ellerin titriyordu. Gördüm. Sibel bak, bir konuda anlaşalım. Ben senden nefret ediyorum. Hem de hayatımda hiç kimseden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum senden. Ama sen orada gitmek yerine kalmayı seçtin. Yani sana borçlu kalmayı istemediğim için, öyle ölmeni istemediğim için titredi ellerim. Unutma, ben Cihangir Anlı'nın kızıyım. Kimseye borçlu kalmak istemem. O da senin bahtsızlığın Nehir. Cihangir Anlı'nın kızı olmak. Buradan bakınca hiç öyle durmuyor ama. Nehir, bana borçlu kalmak istemiyorsan benim bu evden çıkmama yardım edersin. Ramo buraya gelirse çok fazla kan dökülecek. Ve dökülen kan sadece bizimki olmayacak. Hasan gel buraya. Gözün üstünden ayırma. Tamam Nehir Hanım. Daha ne kadar kaçacaksın? Ne saçmalıyorsun sen? Benim kimseden kaçtığım falan yok. Ben seni zannetti cesur. Ama sen yüzleşemedi yok kızla. Defol git başımdan Nadia. Gideceğim birazdan. Veda'ya geldi ben. Bu ne? Küçük bir veda hediyesi.
kızdan intikam senin hakkın. Eğer sen korkuyorsan gitmeden önce senin için halledebilir ben. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Defol çık git hayatımızdan. Peki sen bilirsin. Elveda aksın. Seni tanımak bir zevk. Evet. Bu gemi gider. İçeriye gidiyorum ben. Belli ki bu adam gelmeyecek. Boşuna uykumuzdan ediyor bizi. Korkak herif. İyi git. Cihangir! Aşkım! At dur, sesini çıkarma! Canını almaya geldim! Gece bu iş bitecek. Thank you.
Cihangir seni çağırıyor. Alo Ahsen Hanım. Hadi hemen çabuk yanına git. Ramo geldi, duymadın mı? Bas bas bağırıyor dışarıda. Hadi. Doğru mu? Doğru mu Sibel? Ramo'ya. Evet aşığım. Deliler gibi seviyorum onu. Bir an bile eksilmedi sevgim Ahsen Hanım. Biliyordum. Biliyordum. Ama Cihangir'e güvendim. Böyle büyük bir ihanet olsa Cihangir bilir dedim. Sen buraya adımını attığın ilk günden beri her şey darmadağın oldu. Taner seni tanıştırdığında gözlerinden anlamıştım. O yalancı gözlerin içinde oğluma ufacık bir sevgi pırıltısı bile vermedi. Yoktu. Biliyordum. Beni kötü bir adam olarak görmek istediğini biliyorum çocuk. Ama ben zevk için hiç adam öldürmedim. Yaptığımız iş çocuk bize başka bir yol bırakmıyor. Sen de adam öldürüyorsun. Yani sen iyilik olsun diye mi adam öldürüyorsun? Sana göre iyi insanlar sadece korkmalı değil mi? Başlarına ne gelirse gelsin, ses etmemeli. Korkup sinmeli sadece. Ezberini bozdum Cihangir. Sana iyilerden korkmayı öğrettim. Peki. Ölmeden önce madem için böyle rahat edecek. Olur. Sen iyisin. Ben kötüyüm. Sen benim babamı öldürdün lan. Hiç kimseye zarara dokunmayan, sadece hakkını arayan bir adamın ölüm emrini verdin sen. Bana sakın işin bu deme. Kızın için üzülüyorsun. Sadece sevdiklerine iyi olmakla iyi insan olunmaz. Sen hiçbir anlamamışsın Irgat'ın oğlu. Ben senin babanı öldürdüm. Ben sevdiğim kadının babasını da öldürdüm. En büyük olmak için ne gerekiyorsa yaptım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Senin baban benim ayakkabıma kaçan bir çakıl taşıydı sadece. Kulağımın etrafında fısıldayan bir sinekti. Otoritemi sarsmaya kalkan bir böcekti. Ben de onu ezdim. Yüzünü bile hatırlamadığım birisiydi. Ama benim yüzümü hiçbir zaman unutmayacaksın. Her zamanki gibi çok iddialısın çocuk. Bana yalvarmayacak mısın Sibel'i öldürme diye? Oğlunun da, senin de canın cehenneme. Oğlumun ölümü yanına kâr kalmayacak Sibel. Aksen,
Defolup gitmedin mi sen daha? Cevap ver. Oğlumun ölümünde payın var mı? Nefret ancak sinek avlarken işe yarar Aksenciğim. Yoksa bak, böyle koredir insanı. Artık Cihangir benim. Bu ev benim. Her şey benim. Katil! Katil kaçıyor! Katil! Manyak! Manyak! Bu hastası! Manyak! İmdat! Ne oluyor yukarıda? İmdat! Yardım edin! Ne oluyor? Anne? Anne! Anne kalk! Anne! 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 Anne uyan anne! Ben yardım edemedim. Beni de öldürecekti. Anne uyan! Anne uyan! Anne! Anne! Anne kalk! Anne uyan anne, ne olur uyan anne! Anne ne olur! Hadi kalk anne hadi! Kim yaptı? Kim yaptı? Sibel. 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 Anne! 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 Kaçamayacaksın Sibel! Kaçamayacaksın! 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 Sibel! Sibel! Neredesin? Neredesin? Son lafını etmeyecek misin? Son lafım sana olmayacak. Oğlunun yanına göndereceğim seni. Geber! Ne oldu? Şeytan doldurmamış mı? Ne oluyor lan? Sizi öldürmek zorunda bırakmayın bizi Cihangir Bey. Vay be. Nehir.
gireceksin. Hiç sesini çıkarmayacaksın. Orada saklan, beni bekle, tamam mı? Hiç dışarı çıkma. Ben seni gelip alacağım. Tamam. Anne, baba, anne, baba, anne. Gelip alacağım seni. Gelip alacağım kızım. Git, sakin. 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 Ölüm. Ölüm. Baba. 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 Cihangir!
son lafın bana olacak demiştim. Gerisini babama anlatırsın. Gitmeye başladı bunun kafa. Yaptıklarını tek tek not alırdı. Özellikle işlediği cinayetleri yazardı. Zevk alırdı onları hatırlamaktan. Nasıl bir şeydi bu? Kırmızı deri. Eskimiş bir defter. Şimdi sen bana yardım etmeye neden bu kadar hevesli oldun? Bir söyle bakalım. Ramo için. O benim de oğlumun da hayatını değiştirdi. Onun için zehirli bir yılana sarılmam gerekse hiç çekinmeden yaparım. Kırmızı dedin değil mi? Evet, kırmızı. Eski bir defter. Çok iyi hatırlıyorum. İşte burada. Babamın katili Cihan girmiş. Thank you.
devrilecekti. Cihangir öldürmüş. Masar da ona yardım etmiş.